Ve veda zamanı. Çok acayip bir şey ya. Bence bazı konularda hata yapıyoruz. Bizim ülkemizde birinci sınıftan 12. sınıfa kadar çocuklara Türkçe öğretilir. 12 sene boyunca çocuklar Türkçe öğrenir. Ama hiç kimse kitap okumaz. Birinci sınıftan 12. sınıfa kadar beden eğitimi de görürüz. Ama çok azımız spora aşinadır ya da sporla uğraşır. Ya da özel hayatına spor sokar. Spordan uzağızdır. Hatta beden eğitimi dersi bittiğinde bizim için spor da biter çoğu zaman. Ancak izleriz. İyi bir taraftar oluruz ama öyle çok ter atmayı sevmeyiz. Hadi birinci sınıftan 12. sınıfa kadar 12 sene Türkçe okuyoruz ama İngilizce de öğreniyoruz. En baba dil kursu 2-3 senedir, 4 senedir. 4 senede harcanan ders miktarının belki 3 katını okulda harcıyoruz. Çocuklar İngilizce öğrenmiyorlar. İngilizce konuşamıyorlar. Boş verin yani İngilizceyi. Başka yabancı dille konuşamıyorlar. Bütün okullarda İngilizce dersi var. Yabancı dil dersi var. Bizim bu kadar eğitimle çok daha iyi öğrencilere sahip olmamız gerekmiyor muydu? Bence bir yerde hata yapıyoruz. Öğretemiyoruz bu çocukları. Çocuklara bunları öğretmeye çalışıyoruz ama mesela çocuklara nasıl para kazanılacağını, muhasebenin nasıl tutulacağını lisede öğretmiyoruz. Nasıl girişimci olabileceklerini öğretmiyoruz. Hatta köy enstitülerindeki ders programlarını onlara öğretmiyoruz. Böyle arada derede, havada kalmış bir eğitimimiz var. Alem görsün alışveriş. Var mı? Var. İngilizce var. Haftada 6 saat, 8 saat. Süper. Sanırsın ki çocuk okulu bitirdiğinde Oxford English Literature kıvamında böyle bir İngilizce bilecek. Hiç boş ver onu. Adını soyadını söylemenin ötesine geçemiyor İngilizce. Neden? Neden hiç kimse bunu sormuyor? Çok merak ediyorum. Harcanan onca yıl neden boşa gidiyor? Günün sonunda tabii ki ben bir radyocuyum. Böyle şeylerden anlamam. Ama neden anlayanlar sormuyor? Dedim ya ben anlamam. Anlayanlar sorsun. Benden bu akşamlık bu kadar. Sizi çok seviyorum. Hoşça kalın.